Selamlar arkadaşlar, Otobüs Simülatör Ultimate'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni otobüsümüzle yolculuğa çıkacağız. Tempa Diamond Class'la. Konfor seviyesi 2, yolcu kapasitesi de 50 olan bir otobüs. Nereye gideceğiz peki bugün? Tekirdağ'dan Kocaeli'ne gideceğiz arkadaşlar. Şöyle rotamızı seçelim. Mesafemiz 259 km, yakıt masrafımız 238 lira. O zaman yolumuz biraz var. Biz ikram da alalım. Su, kek. Bir de çay aldık mı? O iş tamamdır. Onaylayalım. Tabii ki biz çıkacağız. Şoför göndermeyeceğiz. Hemen başlayalım. 40 bilet satıldı. 10 koltuğumuz boş kaldı sadece. 2400 liralık bir karımız olacak bu seferden. Hemen başlayalım. Oyunumuz yükleniyor. Otobüs Simülatör Ultimate. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir yolculuk geçiririz. Birazdan dediğim anda oyun yüklendi. Tekirdağ terminalindeyiz. Aracımızı çalıştırıp peronumuza doğru ilerleyelim. Gayet de güzel olmuş otobüsümüz. Ben biraz değiştirmiştim rengini falan. Beyazdı, kırmızı yaptım. Kırmızı gayet yakışmış. Çok kötü bir otobüs değil. Çok da iyi bir otobüs değil. Ortalama, konforu 2. Gayet yeterli. Peronumuza tek seferde girdik. Hemen kapı ve bagajları açıp burayı biraz hızlandıralım. Muavin Bey bagajlarla ilgilensin. Bu sırada yolcularımız da otobüsümüze binmeye başladılar. Satılan bilet 40. Otobüsteki yolcular 40. Eksiğimiz yok. Yola çıkmak için hazırız. Hemen şunları kapatalım. Aracımızı çalıştırıp terminalden çıkalım. Geldiğimiz yerden çıkacağız zaten. Şöyle paramızı da açalım ki hava biraz karanlık gibi. Paramız açık olsun. Rota oluşturuldu. Tekirdağ terminalinden yavaş yavaş çıkıyoruz. Hayırdır, orada ne oluyor? Otobüs arabanın içinden geçti. Neler oluyor öyle? İyi, sağdan gelen olmadı. Sen de biraz bekle. Hemen kamerayı şöyle içeriye alalım. Böyle daha hoş, daha güzel. 255 km yolumuz var. Umarım yollar güzeldir. Tekirdağ Kocaeli arasında. Soluma bir araba girdi. Şöyle sağa yanaşacağım biraz. İyi, burada yollar daha geniş gibi gözüküyor. Yalova Kocaeli arası kötüydü ya. Bayağı kötüydü. Dardı yollar. Bayağı problem olmuştu. Ama bura güzel görünüyor. Rahat rahat gideriz. Ankara Turizm. Bu otobüs de bir anda kayboldu. Bu oyunda böyle kaybolan otobüsler var. Sağ tarafta da güzel bir tarla var. Tarlanın ortasında bir traktör. Güzel düşünülmüş. Gayet hoş olmuş. Otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder diyor yolcularımız. Aynen öyle. Çok konforlu bir otobüs değil ama çok da kötü bir otobüs değil. Bu arada unutmadan şunları bir açalım, multimedya ve klimamızı. Yolcularımız huzursuz olmasınlar. Yolda burada 3 şerite geçti. Çok güzelmiş. Tekirdağ Kocaeli arası gerçekten şahane yollar. 3 şeritli yoldan rahat rahat konforlu bir yolculuk geçireceğiz inşallah. Sıkıntısız, kazasız, belasız Kocaeli'ye ulaşırız diye düşünüyorum. Yalova Kocaeli arası bayağı dardı. Hiç sevmedim orayı. Ama Tekirdağ Kocaeli arasını çok sevdim. Sağdan çıkalım. Biraz yavaş. Biraz keskin burası. Kaza yapıp yolcuları sinirlendirmeye gerek yok. Bu otobüsü de biraz kişiselleştirdim. Gördüğünüz gibi gözlüğümüz var şurada. Şurada bir tane Türk bayrağı ekledim. Telefonumuz da var. Gayet güzel oldu. Gece yolculuğu da gayet iyi gidiyor. Yollar da boş. Çok fazla kalabalık yok. Kaza mı olmuş burada? Biraz yavaşlayalım biz de. Ne var ne yok görelim. Evet, maalesef burada kaza olmuş. Tır devrilmiş. Araç taşıyan tır devrilmiş muhtemelen. Geçmiş olsun. Umarım bizim başımıza bir kaza gelmez. Aracımız zaten fazla hızlı gitmiyor bizim. Yüzü biraz zor geçiyor. 105-106 bandında ilerliyor. Ama yeterli. İleride daha iyi otobüsler elbette ki alacağız.
daha konforlu, daha hızlı giden, böyle kokpiti falan daha böyle güzel cafcaflı arabalar alacağız tabii ki. Ama şu anlık bunlarla birazcık para kazanmamız gerekiyor. Yine de elimizdeki oyunun bize verdiği o ilk otobüsten gayet iyi. Onun kapasitesi 33, konforu da 1. O bayağı kötü. Onunla hiç uzun yol yapılmaz arkadaşlar. Bu yine güzel. Bugün yolumuz da çok fazla uzun değil ama çok da kısa değil. 259'du galiba yolumuz başlangıçta. Şu an 184 kilometre bir yolumuz kaldı. Türk Telekom Arena. Şu an Türk Telekom Arena'nın önünden geçiyoruz. Galatasaraylıların oldukça seveceği bir yol. Bu Tekirdağ Kocaeli arasında. Beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ben Fenerbahçeliyim. O yüzden burada hiç heyecanlanmadım desem yeridir. Sağda bir Türk bayrağı gördüm. Gayet güzel olmuş. Şu pikabın da soluna girelim. Bizi yavaşlatmasın. Sağ tarafta da zemine işlenmiş bir Türk bayrağı var. O da güzel düşünülmüş. Hoş olmuş. Güzel detaylar bunlar. Burada biraz yavaş. Sağ sinyalimi vereyim. Döneceğiz çünkü. Hatta ben şu sağ inemi açmayı unutmuşum. Hatalı bile geldik şimdiye kadar. Sağımı hiç görmeden geldim. Onu da açalım. Herhangi bir kazaya mahal vermeyelim. Kamyon da amma yavaşlattı bizi ya. Kamyondan ötürü arabalar da gidemiyor galiba. Yok, arabalar normalde de gitmiyormuş zaten. Biz bunları bir sollayalım. İyi, burada da yol yine 3 şerit hiç değişmedi. Gayet güzel gidiyor her şey. Şu yolcu memnuniyetimize bir bakalım. Şu anda %100, açlık seviyeleri de %81'miş arkadaşlar. İkram verelim mi? Verelim ya, hadi bir ikram verelim. Sayın Muavin Bey, konuklarımız, ikram hadi. servisimiz İkram başlamak servisini üzeredir. başlat. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı Şurada bakalım. açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Köprüye de girmek üzereyiz. Şu anda köprüye girdik. 3 şeritli köprü üzerinden gidiyoruz. Çok güzel bir yol. Manzara da gayet hoş. Şöyle göstereyim. Deniz üzerinden geçiyoruz köprüden. Bir tane de gemi var orada. Muavin, ne ara bitirdin servisi? Ne ara ne? Acayip hızlısın ha. Kimse bir şey almadı mı? En azından bir çay almışlardır ya. Kek de almışlardır. Hafiften acıkmıştır. Artık 100 kilometreden fazla oldu. Şöyle iki aracı oktalayalım, ortalarından geçelim bunları. Bunlar niye bu kadar yavaş gidiyorlar ya? 106 ile gidiyoruz. Herkesi solluyoruz maşallah. Burada da bayrakların olduğu bir yola girdik. Hem oyunun bayrakları var hem Türk bayrakları var. Burası da gayet güzelmiş. Böyle ormanlık bir alandan geçiyoruz şu anda. Ağaçlar, mağaçlar. Tam piknik alanı gibi sağ taraf. 10 numara bir yer. Gece yolculuğu da güzel oldu. Ben saati ayarlamadım. Rastgele girdim ama geceymiş. Gayet de güzel oldu. Ben gece yolculuğunu severim. Daha fazla dikkat gerektiren böyle. Nereye geldik? Bir dinlenme tesisine geldik. Girelim mi arkadaşlar? Ha, dinlenme tesisi değilmiş burası. Petrolmüş. Hiç yakıt almaya gerek yok. Yakıtımız zaten var. Şuradan tekrardan yola koyulalım biz. İleride bir de dinlenme tesisi varsa eğer oraya gireriz. Bir mola veririz. Yolcularımız bir ihtiyaçlarını giderirler. Belki tuvalet ihtiyacı olan vardır. 259 kilometre boyunca tutmak zorunda kalmasınlar insanlar. Hatırladığım kadarıyla bunun ilerisinde bir dinlenme tesisi olması lazımdı. Evet, dinlenme tesisine geldik. Hemen sinyalimizi verip buraya giriş yapalım. Önümüzdeki yeşil otobüs de burada mola verecek. Yolcular da sağda solda gözüküyor. Diğer otobüslerin yolcuları. Şuraya da tek seferde girebiliriz inşallah. Yavaşça. Sanki oldu gibi ama. Arkamız dışarıda mı kaldı? Oldu mu? Olmadı. Biraz geri geleceğiz. Şöyle. Biraz ileri. Şimdi oldu. Yine olmadı. Ben şu kamerayı bir dışarıya alayım. Niye park edemedim ya?
Arabanın arkası bayağı bir dışarıda kalmış. Şöyle bir yapalım. Vallahi tek seferde fark edemedik ya. Araba şoförü olup da otobüs şoförü olmayınca böyle oluyor işte. Büyük arabayı fark etmekte zorlanıyoruz. Hemen ön kapımızı açalım. Yolcularımız hızlıca bir ihtiyaçlarını gidersinler, gelsinler. Hem memnuniyetleri de birazcık daha yükselir mola verdiğimiz için. Tek seferde gitmemiş oluruz. Lütfen mola süresince bekleyiniz. Tabi bekleyeceğiz. Yolcuları burada bırakıp Sayın gidecek halimiz konuklarımız, yok. otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Hareket saatimiz Yer geldi. yapacağınız Yolcularımız önemli tekrardan rica otobüse olunur. biniyor arkadaşlar. Ön kapıyı kapatalım. Aracı çalıştırıp gitmek için hazırız. Sen nereden çıktın bir anda ya? Sen nereden çıktın bir anda? Hadi git. Gitmeyeceksin mi? Niye gitmiyorsun sen? Ha, hadi. Bana kıllık mı yapıyorsun kardeşim? Hayırdır? Allah Allah. Allah Allah. Bir çıkamadım buradan ya. Hadi gel, sen de gel. Sizle mi uğraşacağım ben ya? Şuradan dönerim ya ben. Şöyle yapıp şöyle dönerim ben. Allah Allah. Bitmek bilmediniz yani. Tekrardan kameramızı şöyle içeriye alalım. Böyle daha iyi. Ufak bir park sorunu yaşadık. Onun haricinde gayet iyi gidiyor her şey. Molamızı da verdik. 84 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Çoğunu atlattık, azı kaldı. Ama yollar gayet güzel, hiç problem yok. 3 şeritli yoldan gidiyoruz neticede. Sıfır sıkıntı. Kaza da geçirmedik çok şükür. Yağmur yok, kar yok. Gayet iyi gidiyor. İleride yoldan çıkacağız sağ taraftan. Orada birazcık yavaşlamamız lazım. Keskin oluyor çünkü o dönüşler. Sağdan çıkın. Hemen sinyalimizi verelim. Sağdan çıkalım. Hadi bakalım şöyle yavaşça şurayı bir geçelim. Bayağı keskin gördüğünüz gibi. Gaz kesmeden kesinlikle buradan geçilmez. Burayı da sıkıntısız bir şekilde geçmiş olduk. Havada hala aydınlanmadı. Acaba saat kaçta yola çıktık biz ya? Hiç bakmadım. Biz gidene kadar sabah olur mu acaba? Şurayı bir kontrol edelim. Ne alemde? %100. Gayet güzel. Hatta 100 artı. Fazla fazla memnun yani yolcularımız bizden. Bir anda yağmur başladı. Hemen sileceklerimizi çalıştıralım. İyi ki de söylemişim yani yağmur, kar yoktu. Güzel yolculuk geçirdik diye. Birden yağmur başladı. Neyse önemli değil. Zaten yolumuz fazla kalmadı. Şurada 43 kilometre sonra Kocaeli'ne varmış olacağız. Yağmurda durur umarım yakında. Dondurma kamyonu mu? Aynen. Dondurma, pasta. Yavaş yavaş gidiyor da yüklü tabii. Fazla hızlı gidemez. Buralar biraz şey kontrollü olmak lazım. Yağmur başladı diye polis de hemen devreye çıkmış. Gayet güzel. Buralarda temkinli olmak lazım. Şehir içine de girdik. Detaylar güzel olmuş. Böyle şehre yaklaştık. 18 kilometre yolumuz var. Binalar falan. Böyle şunlar dükkan galiba. Evet, dükkanlar falan filan yapılmış. Gayet hoş olmuş. Tam bir şehir içini yansıtıyor böyle. Güzel, beğendim buraları. Biraz yavaş gidiyorlar ama neyse ki biz zaten yolculuğumuzu bitirdik sayılır. Terminalde gözüktü. Ben sinyalimi vereyim şimdiden. İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuğumuz bitti. Gayet güzel bir yolculuk geçirdik arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti 100 üzeri artı yani 100'ün üzerinde, çok çok memnunlar. Kazasız belasız bir şekilde geldik. Molamızı da verdik. O yüzden de gayet memnun oldular. Sayın konuklarımız, siz Harika bir yolculuk yolculuğunuzun diyor sonuna onlar gelmiş da. Çok bulunmaktayız. beğendiler. Hemen bagaj, Aracınızın ön kapı ve kontrolü arka ve kapımızı açalım. ekipmanınızı kontrol etmenizi Burayı da her zaman hızlandıralım. hiçbir Hemen sefer şekilde hazır raporumuza bir olmanızı bakalım tabii gerektirir. ki. Esenti 2358 lira.
gelirimiz oldu. 338 lira giderimiz var. 2020 lirası da bize kaldı. Çok güzel, karlı, gayet güzel, hoş bir yolculuk geçirdik. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.